Sevgili öğrenciler, bu dersimizin konusu Topkapı Sarayı. 11. sınıfa gelmiş öğrencilerimiz için geçen yıldan 10. sınıfta göremedikleri bu konuyu telafi eğitimi kapsamında sizlere anlatacağım. Topkapı Sarayı, resimde görüldüğü gibi muazzam bir sanat eseridir aslında. Osmanlı Devleti'nin başkentinde inşa edilmiş ve devletimizin yıkılacağı güne kadar devletin yönetildiği ana karargah olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış klasik dönem eseridir. Klasik dönem denilince aklımıza surlarından tutun kubbelerine kadar şu gördüğünüz mimari eserdeki her şey Türk-İslam mimari anlayışı varsa biz ona klasik dönem eseri demekteyiz arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nda Aya Irini Kilisesi'nde eski silahların biriktirilmesiyle de ilk defa burada bir askeri müzenin de kurulduğunu biliyoruz arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nda Batı'nın etkisi kesinlikle yoktur. Tamamen Türk-İslam mimari anlayışıyla yapılmıştır. Yani klasik dönem eseridir diyeceğiz. Saray, devlet işlerinin görüşüldüğü ve padişahın da hayatını geçirdiği yerdir aslında. Yani saray denilince aklımıza sadece devlet işleri gelmedi. Sarayın içerisinde aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin padişahının da evi yani haremi de vardı diyeceğiz. Osmanlı tarihindeki saraylara şöyle bir bakacak olursak, ilk saray eski başkentimiz olan Bursa'da ve daha sonra yine başkentlik yapmış olan Edirne ve İstanbul'un fethedilmesiyle beraber de Topkapı Sarayı ile beraber de İstanbul'da Osmanlı Devleti saraylarını yapmışlar. Bahsettiğimiz saraylardan biri Bursa'daki Beylik Sarayı arkadaşlar. Şu gördüğünüz alanda Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehrimizdir. Ve burada da muazzam denilecek bir eser Osmanlı Devleti bırakmıştır. Edirne'deki sarayda yine Edirne'de Osmanlı'ya başkentlik yapan önemli merkezlerden bir tanesidir. Ve devlet de buraya yine bir saray inşa etmiş. Ve İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet zamanında inşa edilen, muazzam kabul edilen meşhur Topkapı Sarayı da yine bizim önemli saraylarımızdan bir tanesidir diyeceğiz arkadaşlar. Sarayın yönetiminden kimden sorumlu? Sadrazamdan bağımsız olan Kapı Ağası, Babussade Ağası ve Ak Adım Ağası denilen görevliler sorumlu arkadaşlar. Bakın burada da yine önemli bir bilgi var, dikkatinizi çekeyim. Bu Kapı Ağası, Babussade Ağası ve Ak Adım Ağları bunlar direkt padişaha bağlı olan ağlar. Yani devletin ikinci adamı olarak kabul edilen Vezir-i Azam dediğimiz Sadrazam'a bağlı değiller arkadaşlar. Bu da Osmanlı padişahlarının direkt merkezi otoritelerini güçlendirmeye yönelik hamlelerinden de bir tanesidir. Yani Sadrazam'a bağlı olurlarsa, ondan emir alırlarsa padişaha karşı bir suikast içerisine girebilirler. Bu yüzden bu Topkapı Sarayı'nda yani saray yönetimindeki özellikle Ak Adım, Babussade ve Kapı Ağları direkt padişaha bağlıdır. Bu da padişahın can güvenliğini sağlayabilmesi ve merkezi otoritesini arttırabilmesi için önemlidir. Bir tanesi örnek Kapı Ağası arkadaşlar. Yani bu şekilde kıyafetlerle giyimlerle ve bu saray görevlisi direkt padişaha bağlı diyeceğiz. Şimdi Topkapı Sarayı'na bakacak olursak, Topkapı Sarayı genelde kitaplarda üç kısma ayrılır. Birun, Enderun ve Harem olmak üzere üç ana bölümü vardır arkadaşlar. Ama burada aslında Birun dediğimiz sarayın dış bölümüyle Enderun dediğimiz sarayın iç bölümü arasında da bir Babussade kapısı denilen kubbe altı da denilen bir bölüm var. Burası da bazı kaynaklarda ayrı bir bölüm olarak kabul edilmektedir. Ama biz elimizdeki kaynaklara göre sarayı üçe ayırıyoruz. Birun, Enderun, Harem
Ama siz yine de Babüsade Kapısı denilen, kubbe altı denilen yeri de arkadaşlar unutmuyorsunuz. Bunlardan birincisi Binun, yani sarayın dış bölümü. Binun denilen sarayın dış bölümünde hangi görevliler var? Mesela cebeciler burada. Cebecilerin temel vazifesi ne arkadaşlar? Cebecilerin temel vazifesi ne yapmaktır? Silah yapmaktır arkadaşlar. Cebelü derse tımardaki asker aklınıza gelsin. Cebeci derse arkadaşlar merkez teşkilatında sarayın dış bölümü olan bir rundaki silah yapanlar aklınıza gelsin. Sonra altı bölük halkı dediğimiz Yeniçeri süvarileri de yine sarayın bir rundu dış kısmında. Sonra Yeniçeri ağası yine sarayın dış kısmının görevlisidir. Topçular, at bakımından sorumlu olan seyisler veya padişahın av törenlerini yapan çakırcılar ya da para basanlar, yani darphane eğilimi, yemekhane de burada arkadaşlar, yani çeşni birler ya da haberleşmeyi sağlayan çavuş veya kapıcı dediğimiz görevliler veya belediye ve imarlık işlerine bakan şehvelilik makamı da yine burada ve mızık ve ilgi malumu olarak da bilinen aslında arkadaşlar mehteran ekibinde yine sarayın bir ön kısmındadır diyecek arkadaşlar. Şu gördüğünüz fotoğrafta yine Topkapı Sarayı'nın içerisinden çekilmiş bir fotoğraf. Bugün bir müze şeklinde Topkapı Sarayı kullanılmaktadır arkadaşlar. İkinci kısım, sarayın iç bölümü olarak da kabul edilen arkadaşlar Enderun'a biraz bakalım. Enderun deyince genelde bizim aklımıza devşirmelerin eğitim almış olduğu saray okulu gelir aslında arkadaşlar. Ama biz Enderun'un ilk başta şunu bileceğiz. Sarayın iç bölümüdür. Evet, devşirme dediğimiz, yani kökeni Türk ve Müslüman olmayan, sonradan Türk ve Müslümanlaştırılanların eğitim aldığı yer olarak da bileceğiz. Yani orada bir saray okulunun da olduğunu, saray okulunun da olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda Enderun bölümünde Hazine-i Hümayun devletin ana kasası ve has oda dediğimiz odada Enderun'da bulunmaktadır. Başka görevliler var burada. Kimler bunlar? Bunlardan bir tanesi sır katibi. Yani padişahın özel katibi Enderun'da görevlidir. Bir diğeri silahta. Bakın arkadaşlar, burada çok önemli bir bilgi var. Padişahın silahlarından sorumlu olan silahtarın rütbesi beylerbeyi rütbesindedir. Yani beylerbeyi rütbesi muazzam bir rütbedir. Düşünsenize Osmanlı'nın o kuruluş ve yükseliş dönemlerinde Osmanlı'da iki tane önemli eyalet var. Yani biri Rumeli beylerbeyliği, diğeri Anadolu beylerbeyliği. Ve bunların başındaki adamlar, yani vali olarak kabul ettiğimiz adamların da rütbesi beylerbeyi zaten. Ama bir de Enderun'da bir tane görevi var. Yaptığı tek iş padişahın silahlarından sorumlu olmak ve bunlar da silahta ve bunun rütbesiyle koskoca Anadolu eyaletini veya Rumeli eyaletini yöneten, vazifeyi yapan adamın da rütbesi aynı arkadaşlar. Ama bu adam silahta Enderun'dadır, yani merkez teşkilatındadır. Sonra padişahın giyiminden sorumlu olan çumada, iç giyiminden sorumlu olan tülbenci ve ayakkabılarından sorumlu olan da rikaplar denilen görevliler yine Enderun'da bulunmaktaydı. Ve biz Enderun'da bizzat padişaha hizmet eden bu görevlilere arz ağları da demiştik gençler. Görüntü Topkapı Sarayı'ndan, İstanbul Topkapı Sarayı'ndan, Enderun'dan bir görüntü arkadaşlar. Yine diyorum, müze olarak kullanılmaktadır. Bugün gittiğinizde orayı gezebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi, üçüncü kısım ne? İnsanların genelde yanlış bildiği kısmı anlatmaya çalışacağım. Yani o meşhur harem. Arkadaşlar, harem
O filmlerde ve dizilerde izlediğiniz gibi bir yer değildir. Harem, padişahın ve ailesinin bulunduğu yerdir. Yani aslında harem padişahın evidir arkadaşlar. Ve burada saray kadınları eğitim alır arkadaşlar. Bakın gençler, cihana hüküm salmış güçlü bir Osmanlı Devleti'nden bahsediyorum. Yani Osmanlı Devleti'nin sarayına hizmet edecek kadınlar sıradan kadınlar olamaz. Onların çok iyi ne alması gerekiyor? Kaliteli bir eğitim alması gerekiyor. Aslında harem bir okuldur. Kadınlara eğitim verilen bir okuldur. Ve o dizilerdeki, filmlerdeki gibi bir yerde değildir. Padişahın evidir. Padişahın ailesi buradadır. Padişahın eşleri buradadır. Çocukları buradadır. Annesi buradadır arkadaşlar. Yani harem aslında bir eğitim olduğu için bir kültür yuvasıdır da diyebiliriz. Haremde kim var? Valide Sultan, yani padişahın annesi ve Harem-i Hümayun'un yani hareminde başıdır arkadaşlar. Bakın gençler, bu kelimeyi sizler de kullanın. Valide Sultan, yani bizim kültürümüzde First Lady diye bir kelime yoktur. Biz en yöneticilerimizin, en tepedeki yöneticimizin eşine ne demek zorundayız aslında? Kendi kültürümüzde bir kelime olduğu için arkadaşlar, Valide Sultan kelimesini kullanmak daha doğru olur. Yani bir İngiltere First Lady kullansın, o onlara ait. Ama Valide Sultan kelimesi Türk milletine aittir diyeceğiz. Sonra padişahın eşleri Haseki, İkbal ve Gözde ünvanlarını kullanırlardı ki Haseki genelde de ilk karısı veya erkek çocuk veren eşi olarak da bilinir. Sultanlar da burada arkadaşlar. Yani padişahın kızları da burada. Biz onlara padişahın kız çocuklarına sultan da deriz, hatun da deriz arkadaşlar. Ve kesinlikle padişahın kız çocuklarının İstanbul'dan çıkmaları yasak arkadaşlar. Merkezi otoriteyi sağlayabilmek ve güvenliği sağlayabilmek için yani padişahın kızı olduğunuzda İstanbul'un dışına çıkamıyorsunuz. Ve padişahın kızlarının kullandığı lakaba bakacak olursak Devletlü İsmetli lakabını kullanmışlar. Aynı şekilde haremde padişahın erkek çocukları da vardı ve şehzade diyoruz biz padişahın erkek çocuklarına. Ve bu şehzadeler de lakap olarak Devletlü Necabetlü lakabını kullanmışlardı. Şehzadelerin Rumeli ve Arap ülkelerinde sancağa çıkmaları yasaktır arkadaşlar. Sadece Yavuz Sultan Selim bir defaya mahsus Osmanlı tarihinde sadece o ama Rumeli'de sancağa çıkmıştı. Sancağa çıkmak neydi? Padişahın erkek çocukları ileride padişah adayı aslında. Devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları için İşte Amasya Sancağı'na, işte Trabzon Sancağı'na, Manisa Sancağı'na padişah çocuklarını, erkek çocuklarını gönderir ve devleti yönetme konusunda tecrübe kazanmalarını sağlarlar. Ama bir de şu var, o giden şehzadelerin orada ufak bir yönetimi var, ordusu var. Yani yarın bir gün babalarına karşı, padişaha karşı isyan da edebilirler. Bu yüzden padişah kendinden de çok uzağa göndermek istemiyor. Yani Anadolu'da dursunlar, gözümün önünde dursunlar. Yarın bir gün bana karşı bir isyan ederlerse de yakın olduğu için müdahale yapabileyim. O yüzden Rumeli topraklarına veya Arap topraklarına sancağı gönderilmezdi. Sadece bir defaya mahsus Yavuz Sultan Selim sancak olarak Rumeli'ye 2-3 yıllığına geçmişti diyeceğim arkadaşlar. Bu görüntü de yine Harem-i Hümayun'dan yani Topkapı Sarayı'ndan aldığımız bir görüntü arkadaşlar. Not olarak verdim. Dersin başında da söyledim. Kaynaklarda Birun, Enderun ve Harem diye Topkapı Sarayı üçe ayrılır ama arkadaşlar Birun'u Enderun'a bağlayan bir kapı vardır. Bu kapının adı da nedir gençler?
Bağüstade kapısıdır. Burada devlet işlerinin görüşüldüğü, resmi işlemlerin yapıldığı yerdir aslında ve bazen divan toplantılarının da burada yapıldığını biz biliyoruz. Bazı kaynaklar Bağüstade'yi de ayrı bir bölüm olarak alarak Topkapı Sarayı'nı dörde ayırıyorlar. Ama çıkmış üniversite sınavı ve KPSS sorularında üç kısım olarak bizim karşımıza çıkmıştı. Diyeceksiniz sevgili gençler. Şurada da zaten filmlerde, dizilerde bunu görmüşsünüzdür. Burada özellikle padişah kullarını almış karşısına. Yanında yeni sancak şey oturmuştu, yeni padişah olmuştu. Onlara işte culus dağıtıyordu. Yani bu, şu da gerçek bir fotoğraftı arkadaşlar. Burası Birun'u Enderun'a bağlayan Bağüstade kapısıdır. Aynı zamanda da buraya kubbe altı da denir. Sevgili gençler, telafi eğitimi kapsamında 11. sınıflarımız için 10. sınıfta eksik kalan bir konu olan Topkapı Sarayı konusunu beraber işledik. YouTube kanalımızı, okulumuzun YouTube kanalını izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın gençler. Görüşmek üzere.